11 Temmuz Salı Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Yazısı Renissa, Öteki Korkusu Yaşayan Batının İflası Mavi kelebek nereye konarsa biz orayı acı içinde kazıyorduk diye başlayan cümlenin sahibi benim yaşımdaki bir boşnaktan başkası değildi. Üst üste kapanmış cesetleri, paramparça olmuş vücutları gördükçe hınç ve öfkemizi kabartırken intikam duygumuzu törpülemeye çalıştığımız nicedir diye devam eden cümleyi Kur'an'da. Kamyonete zorla bindirilirken, anne merak etme her şey güzel olacak diyerek üzüme bakan oğlumu Srebrenica'da doğurdum, orada kaybettim diyen anne ise binlerce boşnak anneden sadece bir tanesi. Bugün kurbanlardan şu kadarını daha toprağa veriyoruz diye başlayan protokol konuşmalarını dinleyerek, Poçatarı şehitliğindeki defin ve anma töreni daha bitmeden, yakın köylerdeki Sırpların onlar açısından 11 Temmuz'un onursuz anısına domuz çevirmelerini görerek, insanlığın bittiği, Birleşmiş Milletlerin bir kez daha iflas ettiği, Batı'nın onursuzluğunun tescil edildiği Srebrenica soykırımının 22. yılına geldik. Poçatarı şehitliğinde bir keresinde, 505 tabut saymıştım. O yıl kimliği belirlenen 505 boşnağın yeşil tabutunu omuzlamıştık. Elden ele taşımıştık. Taze açılmış mezarlara tabutlarıyla birlikte defnetmiştik. Öncesinde pil fabrikasını yalnız gezmiştim. Bir korku filmini canlı canlı izliyorum hissiyle. Çünkü hala duvarlarda kararmış kan lekeleri, hala işkence aleti olarak kullanılan zincirler, calaskallar ortalık yerdeydi. Bir de o zaman küçük bir alana soykırıma uğramışların özel eşyaları koyulmuştu. Bugün o pil fabrikası müze oldu. Bir boşnağın cüzdanı, diğerinin eldivenleri vardı. En dikkatimi çekense kan bulaşmış birkaç misketti. Misketler henüz otuzuna ulaşmamış bir boşnak gencine aitti. Sırp kasap Miladiç, Türklerden tarihin intikamını alıyoruz katledildikten sonra toplu mezarlara gömülen yıllar sonra geriye kalan kemik ve ceset parçalarından DNA testi sonucunda isimleri tespit edilen Müslüman Boşnakların 71'inin yine Srebrenica'da Potočari Şehitliği'nde defin töreni var bugün. Bu vesileyle Srebrenitsa ve Bosna'da ne oldu sorusunun cevabını ararken Batı'nın iki yüzlülüğü ve ötekine bakışını hatırlamakta yarar var. Srebrenica, Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edildi. İsmini gümüş madeninden alan Srebrenica, o güne kadar küçük bir kasabayken güvenli bölge ilan edildikten sonra silahsız boşnakların akınına uğradı. Nüfusu 50 binin üzerine çıktı. Srebrenica'nın güvenliği, Birleşmiş Milletler gücü Hollandalı askerler tarafından sağlanıyordu. Ne olduysa 1995 yılının Temmuz ayında oldu. Sırplar Hollanda askerlerinin gözetimindeki Srebrenica'ya girdi. Hollanda askerleri silahsız boşnakları Sırplara teslim etti. Birkaç gün içerisinde çoğu 30 yaşın altında binlerce boşnak erkeği katledildi. Çoğu ormanda, dağ yollarında toplu mezarlara gömüldü. Srebrenica, Bosna Savaşı'nda yüz binlere aşan Boşnak katliamının soykırıma dönüştüğü yer olarak tescillendi. Geçtiğimiz hafta Hollanda Mahkemesi, Hollanda askerleri Srebrenica katliamından sorumlu tutan kararını açıkladı. Ve Srebrenica annelerinin onurlu mücadelesi sonucunda 1995'ten bu yana her yıl Temmuz ayının 11'inde Poçateri şehitliğindeki anma töreniyle Dünya gündemine taşınıyor. Avrupa'nın orta yerinde 20. yüzyılın son soykırımı boşnaklara uygulandı. Batı'nın çifti standardını gösteren bu soykırım, ötekine bakışında tipik bir örneği. Sırp kasap Ratko Miladić, Srebrenica'ya girdiğinde, ''Nihayet bu topraklarda Türklerden tarihin intikamını alıyoruz.'' cümlesini kurmuştu. Bu cümle, Mled için şahsında, Batı'nın Türklere ve Müslümanlara bakış açısını da göstermektedir. Bugün, Batı'da hızla yayılan İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı ve Türk düşmanlığının kodlarını tarihin derinliklerinde aramak gerekir. Yoksa, modern zamanların bir sorunu olarak, İslamofobi ile konuyu izah etmek yeterli olmayacaktır. Milad için Nihayet Türklerden tarihin intikamını alıyoruz cümlesi, İstanbul'u fetheden, Viyana kapılarına dayanan Türkleri ve Müslümanları yeniden Asya'nın derinliklerine gönderme hayalinin bir tezahürüdür. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve iç işgal girişiminin dış desteğinin düşünce dünyasında da parçalanmış bir Türkiye ve Asya siteplerine sürülmüş Türkler düşüncesi vardır. Batı unutmadı bizde. Boşnaklar Poçateri şehitliğinde gözyaşlarıyla Kur'an ve dualarla şehitlerini anıyor. Sırplar hemen şehitliğin aşağısında günün anısına domuz çeviriyor. Ötekine yaşama hakkı tanımayan Batı'nın Endülüs'ü unutmadığını biliyoruz. Holokos'u unutmadığını biliyoruz. Srebrenica'yı, Bosna'yı unutmadığını biliyoruz. Biz de unutmadık. Ne Endülüs olmaya, ne bir daha soykırıma tabi kalmaya... Ne de arkamızdan domuz çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz 2016 gecesi çıplak elleriyle tanklara, uçaklara, bombalara, mermilere, FETÖcü alçaklara direnen bu millet dünyaya bunu bir kez daha ilan etti.